Evet değerli Köy TV izleyenleri, bir tarım vitrini programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu sefer durağımız Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Tekke Köyü'ndeyiz. Mehmet hocamızın bahçesindeyiz ve yanımızda da Rema Makine'nin genel müdürü Sayın Resul Erdoğan Bey var. Ondan Rema Makine'yi tanıyacağız. Rema Makine'nin üretmiş olduğu özellikle ceviz soyma makineleri ve tanıyacağız. Silkeleme makineleri de var. Bunları tanıyacağız. Öncelikle ben size yanımızda olan Resul Bey'i tanıştırmak istiyorum. Resul Bey merhabalar, programa hoş geldiniz öncelikle. Merhaba. Sizleri tanıyalım, firmayı da tanıyalım, sonra da yavaş yavaş makineye geçelim Resul Bey. Hoş geldiniz. Biz de bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz Rema Makine olarak 2004 yılında kurulduk. Üç kardeş beraber çalışıyoruz. Şirketimizin imalatlarında tarım makineleri imalatları ve sulama sistemleri uygulama yapıyoruz. En başlıca üretimimiz ceviz soyma makinesi. Buna daha vaktimizi yüksek ayırıyoruz. Yani hani daha iyi, en iyi ne yapabiliriz diye. Hem satışını yapıyoruz Türkiye genelinde, evet, hem de imalatını da kendi elimizde yaptığımız için daha kalitelisini nasıl yapabiliriz diye onu uğraşıyoruz. Bakıldığı zaman dediğiniz gibi ceviz soyma makinesi önde gidiyor ama şu bahçede de bakıyorum, damlama sistemleri olsun, farklı sistemler, hepsini yani bir sıfır bahçeyi kuran bir şirket Rema tarım makineleri değil mi efendim? Biz bir arazi başlasa adam, hani baştan bir arazi satın alsa, o arazinin düzenlemesi, tamam, ağaç dikimi, sulaması, yani makine ekipmanına kadar hepsini rahatça karşılayabiliriz ve de hani bu işi kendimiz de yaptığımız için de arkasında durabiliriz. Her türlü imkanı sağlayabiliriz yani. Hani sadece bir uygulama konusunda bir yarım bırakıp gitmeyeceğin yani tamamını gerçekleştirebiliriz. Bunu Türkiye'nin genelinde hizmet verebiliyorsunuz. Tabii Türkiye genelinde hepsine hizmet veririz. Yani güçlü sulama konusunda güçlü bayiliklerimiz de var. Yani hani farlı, netafin veya eurodrift gibi güçlü bayiliklerimiz de var. Peki. Hani. Efendim konumuz tabii ceviz soyma makineleri. Ceviz konusunda bahsedeceğiz ama öncelikle şunu söyleyelim, son dönemlerde, özellikle son 10 yılda Türkiye'de ceviz dikimi gerçekten has safhaya çıktı ama bu dikim dünya piyasasında olan talebi de karşılamayan bir dikim ve her geçen gün de artıyor. Sektör nereye gidiyor sizce Resul Bey? Sektörden biraz bahsedersek. Ceviz konusunda çok güzel bir yapılanma var. Denizli olarak söylediğimde hani en iyi bildiğimiz Denizli, her tarafında dolaşıyoruz. Çok profesyonel uygulamacılarımız var. 100 dekar, 200 dekar, 300 dekar gibi bizim arazilerin sulamalarını yaptığımız, arazinin bakımlarını yaptığımız arazilerimiz var. Gerçekten ciddi yatırımlar yapan arazim. Yani uzun vadede şu an için ortada çok ciddi bir şey gözükmese de yani şu 5-6 sene kadar veya 10 sene kadar çok büyük, yani Denizli'de ciddi bir ceviz yatırımı var. Pazarda Denizli'de cevizin ciddi bir sözü geçtiğini düşünüyoruz. Ama Türkiye genelinde de duyuyoruz. Yani ceviz iyi dikiliyor. Yani dünyaya da ihraç edilmesini düşünüyoruz. Şu an için ithalat yapıyoruz mesela. Yani çok ceviz dikilmesi, yani Türkiye'nin her tarafı ceviz dikilse şu an anca da kendisi ihtiyacını karşılayıp yurt dışına ihraç edebilir. Ama yapılsa iyi olur. Ceviz gerçekten de sahibini faydalı olan bir ürün. Şeyi yok, ne adı? Huzili'ye giden bir malzemesi yok. Kendisi kolay kolay da şey olmuyor, deform olmuyor veya bir kiraz gibi değil mesela, gerçekten de raf ömrü de uzun. İstediği gibi insanlar tercih ettiğinde zarar etmiş olmaz yani. Ama tabii bir uzun vadeli bir yatırım aracı, yani erken dönüş yapan bir şey. 10 yıl daha önce dönüş yapabilir. Acele etmeden, sabırlı olduktan sonra ciddi rakamlarda bizim 4000 dekar benim müşterim var şu an için. Denizli'de 4000 dekar ceviz dikmiş, bahçe Bey, dikmiş var yani. Parantez açmak istiyorum. Az önce dediniz ya 10 yıl. Bu çok önemli. Yani biz şurada siz şirket olarak, çünkü sıfırdan bahçeler kuruyorsunuz, profesyonel olarak bu işi yapıyorsunuz ama Türkiye'de maalesef farklı bölgelerde olsun, işte ekildi, bir sene sonra hasada başlar, 200 sene sonra. Maksimum 5 sene diyenler var ama 5 seneden sonra herhalde yavaş yavaş randımana giriyor mu? Biraz bu konuyu açar mıyız efendim? Yani burada çiftçinin dikkat etmesi gereken şeyler neler sizce? Yatırımcıların çoğu çiftçi değil. Evet. Yani çiftçi olarak bakamayız. Çoğu tekstilci, mermerci veya daha güçlü firmalar yani. Yani ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Bir 500 dekar bir arazi veya 100 dekar bir arazi yatırım düşünüldüğünde bu arazinin gideri 1 milyon, 1,5 milyon, 2 milyon lira buluyor. Evet. Yerinin durumuna göre. Bunun yatırımının 5 yılda geri dönme ihtimali yok. Çünkü 5 yılda ağaç sadece bahçenin giderini bile karşılamaz.
Anca ağacın dalında meyve görsün yani. Ama ilk yılda meyve gördüm falan, bunlar hep ilk önce kandırıldı. Onun için 10 yılda kâr marjlarını ulaştırabilir iknadır. Ama mermerci sektöründe bir adam fabrikayı kurduğunda ertesi sene para kazanabiliyor. Evet. Bu adama bunu anlatmaya kalktığında doğrusunu söylemek şu: 10 yılda bu araziden, bu bitkiden, bu üründen verim alabilirsin. Ama en azından da şu var: diktiği meyvenin gerçekten de verim alma ihtimalleri yüksek. Evet. Hani bir ağaçtan, hani abartılı bir rakam demeyiz, 20'şer kilodan başlayıp, 10'ar kilodan, 20'şer kilodan başlayıp uzun vade ciddi rakamlar kazandırabilir ve de ömrü çok büyük. Yani 100 yaşına kadar yaşayabilen bir bitkiden bahsediyoruz. Hani yarın sök yenisini dik gibi bir şey yok yani. Ciddi bir yatırım bu. Onun için acele etmeye gerek yok. Peki Resul Bey, şimdi makineler arkada, isterseniz biraz makinelere geçelim. Firma olarak kaç çeşit makine yapıyoruz? Bunların hepsinin tek tek özelliklerini soralım. Çünkü farklı makineler de var görüyorum. Evet. Buraya getiremediğimiz daha büyükleri de var. Evet. Şöyle tek tek makineleri sayalım, sonra hepsinin tek tek teknik özelliklerinden biraz çiftçilerimize bilgi verelim efendim. Makine imalatlarımız bizim hobi bahçesi dediğimiz, hani emeklilere de hitap eden, yani şimdi sadece profesyonel bu işi düşünenler değil, tamamı emeklilerde mesela küçük bir bahçem olsun benim, bir dekar, iki dekar, ben bunu keyfi yapıyorum dediği diyene de makinemiz var. Çok profesyonel uygulama yapan, bu işi 100 dekar, 200 dekar yapan adamlara da makinemiz var. Yani 25 kilodan başlayıp 200 kilo, 300 kiloya kadar makine imal edebiliyoruz. Ama ağırlık yaptığımız, bizim standart en çok yaptığımız 40 kilo ile 80 kilo, herkesin ikna edebilecek, herkesin işini görebilecek rahatça, başkasına muhtaç etmeyecek şekilde. Yani bir ceviz soyma işi, hani belki görünmüyor ama çok zor bir iş yani. Evet. Yani bugün bir aileye desen ki ceviz soyulacak desen, herkes sağa sola kaçar yani. Burada bu makineyle adam tek başına bu işini hallediyor. Tek başına da soyuyor yani. Herkes, bizim önceden müşterilerimiz ceviz soymaya yokken eli geliyordu, ellerini getiriyordu. Kapkara. Ne iş ya, ne yaptın, ceviz soydu. Zaten bilebiliyorsun yani anında, evet. Karşıdan gördün adamı, ceviz soydu. Aylarca geçmiyor yani. Değil mi yani? Yani aylarca geçmiyor. Çıkmıyor. Herkes de bu işten şikayetçi. Evet. Bu ceviz soyma o işi kolaylaştırdı. Evet. Yani bir 80 kilo ceviz koyduğunda 15 dakika için 80 kiloyu soyabiliyorsun. Çok güzel. Ve de rahatça da soymuş oluyor. Ayrıca de cevizin gerçek zamanında toplayabiliyorsun artık. Hani son anına kadar beklemiyorsun. Kabuğunu çatlayacaktı. Yok, çatlamadan bunu soyamam ben. Düşünceyi de kaldırıyor. Yani içindeki yağın da boşu boşuna güneş tarafından emilmesini de engelliyor. Gerçekten cevizin kalite seviyesini de yükseltiyor. Yani herkes istiyor, beyaz ceviz istiyorum diyor. Beyaz ceviz istemenin tek yolu cevizi makineye soymak. Çünkü kabuğu çatlamamış cevizi elle soyamazsın. Evet. Soyma şansın yok yani. Hani elle de soyacak olsan bunun ikisi ikiye parçalayıp illa ki onun kendisi güneşte çatlamasını beklemek zorundasın. Bu makine çatlamasını beklemeden soyabiliyor. Bu haliyle tonajı da fark ettiriyor değil mi Resul Bey? Yani beklenen cevizde çatlayıp çiftçinin eski sistemle topladığı cevizde cevizde bu makineyle toplanıp kabuğu soyulan ceviz arasında tonaj farkı da fark eder değil mi efendim? Tonaj da fark ediyor. Esas hani bilmiyorum, hani herkesin tonaj düşüncesi bilmiyorum. Profesyonel yatırımcı tonajı da düşünür ama kalite herkes için önemli. Evet. Yani ben de bu makinemin en kaliteli olmasını istiyorum. Hani çok iş yapması ayrı bir konu ama çok kaliteli olması herkesin gözünde öncelik kalitedir yani. Ben yani görüntüsü hoş olduğunda gerçekten de, evet. Şimdi 100 ton cevizin olsun, hiçbir işe yaramadı. Görüntüsünü görüyoruz, Bulgaristan'dan falan getirenleri görüyoruz. Evet. Simsiyah ceviz. Ondan 100 ton olacağını, 10 ton Chetler cevizinin beyazından olsun. Şimdi adam hem pazar görünüyor. Yani. Hani görüntü iyi. İlla herkes, hani kalite önemlidir yani bence. Hani. Evet. Makinenin özellikleri neler efendim? Sistem nasıl çalışıyor? Nelerdir bunlar Resul Bey? Şimdi biz makine olarak bu makineyi satışını da yapıyoruz aynı, evet. Anda. Birebir kullanıcıyla muhatabız yani. Evet. Hani bayilik gibi bir şeyimiz yok. Tam, evet. İmalatçıyla imalatçı karşı karşıya yani. Evet. Gerçek cevizi soyan kişiye makinamızı veriyoruz. Birebir kendimiz teslim ediyoruz. Hani yakın bizim denizi çevresinde teslim ediyoruz. İkincisi de bütün arızalar konusunda tedavimizi kendimiz yaptık. Yani uzak, mesela Maraş'a da makine gönderdik. Biz arıza istemiyoruz yani. Adam bizi bir daha bu makinenin herhangi ufak, en ufak bir civatasından dolayı da aramasın bize. Makineden memnun kalsın. Zaten 2 yıl garanti veriyoruz. Çok güzel. Kullandığımız makinenin cihazlarını da ona göre alıyoruz. Yani hani yoldan geçen bir adamın cihazı almıyoruz. En kaliteli, evet. Şekilde malzemesini kullanmaya çalışıyoruz. Rediktörle çalışan bir ürün. Elektrik motoru var üzerinde. Elektrik motoru
sanayi elektrik motorunu ışıkla çalıştırabilen cihaz var üzerinde. Sağa sola dönebiliyor. Ve de devrini istediğimiz devire göre her cevizin sertlik ve yumuşaklık derecesine göre, kabuğunun inceliği, kalınlığına göre de devrimizi istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bu makine, hani ben şu cevizimi soydum, onu soymadım yani diye yapamıyor. Ama sadece olan... müşterimizden tek talebimiz, başka cevizi başkasında karıştırarak soymayacak. Tek talebimiz çeşidi bu. Çeşidi ayrı ayrı evet. soyacak. Verimliliğin tek yolu bu. Hani öbür türlü ikisini birbirine karıştırdığında çok yaşadığımız şeylerden birinin kabuğu soyulmuş, birinin soyulmamış gibi sorunlar karşılaşabiliriz. Bizim makinamızda rende sistemi var. Evet. Rende sistemini de en başarılı olarak onu görüyoruz şu an. Hani piyasada en denediğimizde nesi var? Bir, çabuk yıpranmıyor. Evet. Çelik olduğu için çabuk yıpranmıyor. Hani mesela adam 10 senede filan anca veya 5 senede filan anca bunun rendesinin içindekini değiştirebilir. Biz rendeyi de demonte yaptık. Hani adam makinesinin rendesi bozuldu. Bize kilosunu söylediğinde, makinenin özelliğini söylediğinde bizim gönderdiğimiz içindeki rende civatalarla sökülüp yenisini takabilir. Hiç makinesini kargoyla yok gönderdim, getirdim dertlerine uğraşmadan bizim gönderdiğimiz parçaya göre kendisi de monte edebilir yani. Çoğunluk kaynaklı yapılmış mesela birkaç kısım. Kaynaklı yapılanları makineye paramparça edip tekrar değişmesi lazım. Burada çıkaracak yani makine. Sıkıntılı yani yaşadık. Hani yaşamadık çok makine sattık. Yani belki hani 700-800 makine satmışızdır. Sorun çıktığında tedavisi zor olmayacak. Evet, müdahale yapmak lazım. Bir de benim en çok önemsediğim şey adam kullandığında bozulmayacak makine. Niye? Beni tam cevizimi soyacağım, ayırmışım ceviz soyacağım ben. O anda makine arıza yaptı mı, altın olsa hiçbir anlamı yok. Evet. Bize ihtiyacı olan, makine ihtiyacı olduğunda çalışması lazım. Evet. Yani onun için biz en verimli kullanabileceğimiz. Bir de bunda motor yanma ihtimali çok düşük. Hani motor, sanayi motor var. Işık ev elektriğinde çalışıyor ama bu taktığımız özellikteki cihaz elektriği ışık alıp sanayiye çeviriyor. Motorun yanma ihtimali azalıyor. Çünkü ışık ev cerrahına olan motorlarda çift sargı var. Çoğunluk sargının yardımcı sargısı devamlı yanıyor. Başımıza artan sıkıntılardan bir de motorun gerçek gücünü alamıyoruz bunda. Evet. Bunda sanayi bu motorlarda gerçek 3 beygirse 3 beygir alıyorsun. Yani ne kadar güçlü üzerinde yazan tam etiket ön şeyini alıyorsun. Amperini alıyorsun yani. Başka da tekerlekli bir uygulama yaptık. Çok rahat taşınabilsin diye. Kapağı da boşaltması da çok kolay. Devir ayarlarını dediğim gibi istediğim gibi ayarlayabiliyoruz. Evet. Her devire istediğim sıfıra kadar düşürdüm, istediğimizi hızlandırabiliyoruz. Devir ayarının önemi nedir sizce? Önemi nedir? Bir cevizin kabuğunun hızlı soyulmasını sağlamak için. Yani bazı ceviz eziyeti seviyor. Evet. Soyulurken eziyet istiyor. Özellikle yerli cevizler. Yani, yerli cevizlerde mesela eziyet istiyor ki hızlı dönsün, çabuk soyulsun. Bir tanesi diyor ki ben çok naziyim mesela, ona göre müdahale edecek. Yavaş dönecek yani. Hani bu devir ayarı bu makinenin olmazsa olmazı. Bir de ters yön dönmesi de şunu sağlıyor. Üstten bir miktar su veriyoruz mesela. Çok cüzi bir şekilde su veriyoruz. Hani evin çeşme suyuna hortumu bağlasak evet. Hani az bir şey açıyoruz. Onu verdiğimiz suyun da aşağıya posasını aşağıya dökmesi için yeterli oluyor az bir suyla. Bir de ters yön dönerse şey yapabiliyor. Yanında o posayı altına hızlı bir şekilde diyor. Çünkü tıkanma yaşanabiliyor bana. Ters yönde döndürebiliyoruz. O da çok güzel yani. Sağa sola. Bu ters yön dönmesi de ve devir ayarı da en önemli şey yani. Rahat kullanımı sağlayabiliyor. 2004'ten beri piyasadasınız Resul Bey. Gerçekten piyasaya bakılınca dediğimiz gibi son 10 yılda cevizde Türkiye'de müthiş bir patlama var. Ama bunun yanı sıra rakipler de durmuyor. Farklı firmalar da farklı ürünler çıkarıyor bu konuda. Rema makinenin farkı nedir diğer üretilen ceviz soyma makineleri arasında? Biz farklı makineler de imal ettik. Hani kuru yemiş makinesi de imal ettik. Evet. Hani biraz da gerçek sektörün içindeyiz yani. Cevizde bir kuru yemiş ürünü. Bunun ihtiyaçları olan makinelerde kendimizi kurutmasından tutalım, silikmesinden tutalım. Ben neredeyse her sene bir tane makine deniyorum yani. Çok işe yarasa yaramasa da deniyorum. Yani gidiyorum bir tane silikme yaptım mesela. Onun da çalışma aşamaları hani uzun sürebilir. Hani daha kolay herkesin kullanabileceği bir silikme düşünüyoruz. Mesela biraz daha profesyonel. Mesela bu silikme çok oldu yapalım. Bunu rahat kullanıyoruz. Ondan da bahsedeceğiz her biraz sene, daha. Her sene bunu rahatça sattığımız bir ürün ama daha da geliştirip herkesin kullanabileceği bir ürün. Ağaca zarar vermeden ne yapabiliriz? Evet. Bunun
çalışmasını yapıyoruz. Sulama konusunda da her sene bir yenilik çıkart, kendimiz uyguluyoruz. Yani bir de işin başında olduğunda, evet, yani ne ihtiyaç olduğunu da kendin görüyorsun. Şimdi Mehmet abiden bahsettik mesela. Bu arazideki sıkıntılar, ihtiyaçlar ne olduğunu o çok daha iyi biliyor. Evet. Dıştan bir makine imalatçısı içinde değilse, hani işten anlıyordur, tamam, makine imalatından çok iyi anlıyordur ama birebir içinde olmak illaki, yani siz de görüyorsunuz, buraya geldiniz, Tavas'ın mahallesindeyiz diyorsunuz. Yani yerinde olunca gerçek, evet, ortaya çıkıyor. Yoksa sizin stüdyonuzda bunu çekmek mi daha iyi, yerinde çekmek mi daha, evet, iyi? Onun için hani birebir işin içinde olacaksın yani. Sağ çalışma. Yeni ürünlerde gerçekten de deniyoruz, müşterimizi veya gerçek kullanıcının daha ihtiyacı olan yeni ürünler devamlı uğraşmalıyız. Yani sevdiğimiz, ben kendi tanıcım. Üç kardeş, üçümüz de aynı meslekle uğraşıyoruz, beraber çalışıyoruz. %4'lerde piyasada makineler var. %4 zarar veren. Evet. Bizim %2 civar makinemizin, şu anki şu kullandığımız makine %2 civar. Hani hiç zarar vermiyor diye kimse bir şey diyemez zaten. %10'larda rakamları da gördük biz. 100 kiloda 10 kilo zayiat çok bir rakam. Evet. %2 de az değil yani. 100 kiloda 2 kilo da az değil. Çok maliyetli bir rakam, malzemeden bahsediyoruz. Hani ne kadar az zayiat verirsek o kadar iyi olur diye düşünüyoruz. Onun için çalışmasını yapıyoruz yani. Devre ayarda bunun en katkıyı o sağlıyor. Yani zayiatın az olması. Öne çıkan özellikler bunlar. Evet. Peki Resul Bey, biraz dediğimiz gibi ceviz dikimi fazlalaştı. Özellikle toplamada da haliyle işçilik sıkıntısı çok. Ve arkamızda bir silkeleme makinesi var. Bundan, evet, biraz bahsettiniz ama biraz bu makinenin özelliklerinden bahsedelim. Bu makineyi biraz tanıyalım efendim. Nedir özellikleri? Şimdi ceviz dikme makinemiz halatla çalışabilen bir ürün. Avantajların ne olarak bahsettiğimizde, adam eline bir sopa alacak, ağaca resmen girişecek yani. Evet. Bunun da zararları nedir? Ağacın her vurduğu ağaç seneye bir yıllık sonraki çıkacak olacak meyvenin yere dökülmesi demek. Filizini her, döküyor haliyle. Her gözü öldürüyor demek anlamına gelir. Her attığı sopada. Evet. Başka bir makineler denedik mesela. Sırta takılan makineler denedik. Onlar da gerçek verimi vermiyor. Ne yapıyor? Dalın bir tanesi sallıyor. O dalın olduğu yeri şey yapıyor, ne onun adı, zarar veriyor. Evet. Her dal kabuğu da zarar görmüş oluyor. Bu makinamızda halatla uzadı. Bir traktör arkasına çok basit bağlanabiliyor. Normal ne gibi diyeyim, pulluk takar veya herhangi bir makineye bağlar gibi, gübre serme bağlar gibi takabiliyoruz. Halatı var, mesafeyi geldiriyoruz, aradaki boşluğu alıyoruz. Makinanın traktörün kuyruk milinden şaltıyla çalışan bir sarsma özelliği var. Ağacın gövdesini sarsarak onun üstündeki meyveyi dökebiliyor. Meyve döküyor. Ceviz olur, badem olur, zeytin olur. Zeytinde de kullanılabiliyor olur, değil mi bu? Yani bütün şeylerde kullanabiliriz. Yani her türlü üründe kullanabiliriz. Kayısı da mesela, kayısı da kullanılabilir. Kayısı da, hani kayısı yere düşünce zarar gören bir malzeme, kullanamazsın. Vişne mesela yere düşünce zarar gören bir malzeme değil. Zaten kullanıldığı yer belli. Evet. Vişne suyunda kullanıldığı için. Onun için hani çoğunluk zeytin, ağırlıklı kullanıldığı yer söyleyeyim. Zeytin, ceviz, badem, bütün ortalama müşterilerimiz bunlar. Vişneden yeni yeni taleplerimiz de var. Ama makinamızın biz tabii direkt bu makine pat diye olup takılmıyor yani. Olmuyor yani. Anında denk gelmeyiz. İsterdim aşama aşama ufak tefek sorunları aşıyoruz. Ondan sonra da daha kalitileştiriyoruz. Daha da kalitileştiriyoruz. Şu anki mesela şase yapısını daha güçlendirdik. Daha sağlam yaptık. Şu an 2 senedir aynı makineyi şeklini üretiyoruz. 2 senedir hiç arızamız yok neredeyse. Çok düşük arızalarla çalışıyoruz. Yani hani malzemenin kaliteli kullandıktan sonra görüyoruz ki sıkıntı hiç çıkmıyor. Yani hani sağlam malzeme kullanmak gerekiyor ve de yerinde de ona göre tasarlanması gerekiyor. Gerçek kullanılacak parça kullanılmalı yani. Bu makinamızın bir özelliği daha var. Makinamız her ağaca hizalamak zorunda değil adam. Yani geldi bir tane ağaca, ortaladı, yanaştı. Yanındaki iki ağaca da manevra başlıklı olduğu için de İki tarafa da rahatça iki ağacı birden silkebilir. Adam biraz sağa yanaştım, yok sola yanaştım gibi tereddüt etmeden istediği gibi rahatça yanaşabilir. İstediği ağaca silkebilir. Yani ister bu ağaç 30-40 yaşlarında çok büyük ağacıdır, onun dallarını silker. 10 yaşında olur, gövdesiyle silker. Hani her ebattaki ağaca müdahale edebiliyor yani. Hani tek başına bir ürün değil. Çok hani güzel. Dediğim gibi önce de söyledim, daha geliştirilmiş makinede çalışmamızı yapıyoruz. Biz hani daha da iyisi olsun, daha da illaki uğraşıyoruz yani. Ya şunu diyelim mi o zaman, Rema makine yenilikleri açık. Yani Ar-Ge devam ediyor herhalde. Yeni makineleri de çıkacak herhalde. Tabii yeni makine de çıkacak. Sulamada da iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Hani denizde de ciddi bir sulama potansiyeli var. Damlama sulama sisteminde
ve hani en iyi şekilde yeni gelişme, yeni yeni çalışmalar yapıyoruz. Hani daha mesela var piyasada montaj yapmışız. Kendi ürünümüzün bir seneki değişik öncekinin daha iyisi oluyor. Mesela otomasyonlu sistemi daha geliştirilmiş, otomatik gübreleme sistemleri, bunun hepsinin çalışmasını yapıyoruz. Yani her sene biraz daha yenilemek zorundayız. Herkesin ihtiyacı var. Çünkü görüyoruz ki her bir telefon alsa adam aynı telefonu bir daha alma şansı yok. Yenisi daha kaliteli çıkmış. Bizim işimizde de mecburen kendimizi yenilemek zorundayız. Peki Resul Bey, şunu soralım. Satış sonrasında özellikle kullanımı hakkında ve satış sonrasını soralım. Kullanımı nasıl? Çiftçi aldığı zaman bunu kullanması rahat mı makineleri? Satış sonrasında ne gibi hizmet veriyoruz şirket olarak? Kullanma kılavuzu olarak desteğimiz var. Ama birebir kendimiz makinenin nasıl kullanılacağını tarif ediyoruz. Hani ne olursa olsun bir araca, yeni bir araca binse adam, o aracı bile tanımak gerekiyor, tanıtmak gerekiyor illa ki. Biz bu makineyi nasıl çalıştığını, nasıl kullanılacağını, cevizini soyarak, kendi cevizini soyarak da ona tarif ediyoruz. Uygulamamızı gördüğünde de sorduğu soruları cevap veriyoruz. Ve de satış sonrası dediğim benim hizmet, hani mesela tarif etmek değildir. Satış sonrası bütün doğabilecek sorunları da çözmektir. Yani hani sadece sattım bunu, ne oldu ya, tamam, ne halin varsa gör diyemeyiz. Ne diyebiliriz? En iyi şekilde adamın ufak tefek sıkıntısı olsa onun tedavisi şart. En ufak arızaları bile anında çözüyoruz, ama dediğim gibi biz şey istemiyoruz, yani arıza istemiyoruz. Arıza hiç olmazsa en güzel müşteri o. Yani biz azam aldığı makineden memnun olursa, evet, hani yeni müşteri, yan komşusu, öbürkü, belki tek kendisinin memnun olması. Ya işte ben tavsiye edeyim, sağ mı solum? Yok, tavsiye etme ayrı konu. Önce kendim memnun olacağım. Yani ben de bir yerden bir makine aldığımda o makinenin benim işimi görmesine bakıyorum. Başka, evet, gerçek görevini yapmazsa. Bunun işi ceviz soymak. Başka bir şey yapmasını beklemiyoruz zaten. Ceviz ihtiyacı olduğunda ne zaman cevizi indirmiş adam, sirke, o saate soyacak. Soymadı mı? Anlamı yok yani. Hani bizim onun için satış sonrası hizmetteki tek derdimiz hiç arıza için bizi aramamızı talep ediyoruz. Yani niye? Arıza olmasın. Adam bizi hiç aramasın. Yani şu anki müşterilerimizden bir sıkıntı duymadık. Yani hani kesinlikle ben sizin makinenizden memnunuz, hiçbir sorunumuz yok diye dönen çok oldu. Onun çok için güzel. En iyi malzeme kullanmaya çalışıyoruz. Peki. Resul Bey, çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz makinemizi kullanan tarla sahibimiz, sayın hocamız, eski profesyonel birincilik hakemlerinden sayın Mehmet Çayan hocam. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Mehmet Çayan. Ben 20-25 yıl futbol hakemliği yaptım. Son 5 yılında Süper Lig'de, birincilikte hakemlik yaptım. 99 yılında bıraktım. Bıraktıktan sonra da işte 50'sinden sonra da burada çiftçi olduk. 100 dönüme yakın bir bahçemiz var. Bahçemizin içinde kiraz, ayva, ceviz, ana ürünlerimiz, ihracata gönderdiğimiz ürünlerimiz. Bir de eşimizle, dostumuzla beraber olabileceğimiz, kahvaltı yapabileceğimiz, yemek yiyebileceğimiz böyle bir bahçemiz var. Bu bahçemizin içinde 4000 ağacımız var. Bu 4000 ağaç demek, 4000 çocuk demek. Bunlarla zamanımın büyük bölümünü geçiriyorum. Çok güzel hocam. Gerçekten yeriniz de çok güzel. Yani hava dar. Teşekkür ederim. Aşağısı yanıyor. Şehir yanıyor ama burası fırıl fırıl esiyor. Çok havadar bir yer ve tek başınıza bu kadar işi yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum bu konuda. Sağ olun. Teşekkür ederim. Zaman zaman işçilerimiz oluyor tabii. Yevmiyeci olarak çalıştırdığımız. Yukarıda büyükbaş hayvan ve küçükbaş koyunların barınabileceği bir yerimiz var. Tavuklarımız var. Yaşamda olabilen, doğal olabilecek ne varsa biz bu bahçede yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Hocam tarlanın kaç yaşında ceviz ağaçlarımız var? Ne kadar ceviz ağacımız var? Bunlardan bahsedelim. Bölge bölge herhalde tarlanın farklı bölgelerinde var. Tabii bu bahçeyi ilk kurarken keşke her yeri ceviz kursaymışız. Yani ceviz gerçekten uzun yıllar hem bizim ülkemiz için hem de dünya piyasası için olmazsa olmazı, yeni yeni keşfedilen. Ben ilk burada yukarıda da gördüğümüz gibi 150 ağaçtan oluşan bir ceviz koyduk. Ama daha sonra baktık ki cevizdeki ürün, cevizdeki randıman çok daha fazla. O zaman ne yapalım dedik? Bahçemizi genişletelim. Genişlettikçe alt taraf, öbür taraf, yukarıda bir bahçemiz var. Aşağı yukarı 40 dönüme yakın bölümünü 500 ağaçtan oluşan bir ceviz tarlasına dönüştürdük. Bunlardan 12 tanesi, 150 tanesi 12 yaşında.
Şu anda ürün alıyoruz oradan. O 150 ağaçtan da 2 tona yakın yukarıda şu anda tam verime binmiş cevizimiz var. Sağ olsun Resul Bey de bizim hem hemşerimiz, hem Denizli, hem de bu makine konusunda çok iyi çalışan ve kendisini geliştiren bir firma. Evet. Onlardan da ceviz soyma makinesini aldık ve 3 seneden beri de kullanıyoruz. Çok da randımanlı. Sanırım bu sene bir üst modelini yine Resul Bey'den alacağız. Memnunum. Arkamızdaki duran model herhalde size bırakacaklar burada. Sanırım artık bilmiyorum nasıl bırakacaklar. Bırakacaklar bize. Bizim de ihtiyacımız var böyle bir makineye. Hem ağaç 150 ağaçtan şimdi 500 ağaca döndüğü için yetersiz kaldı o makine. Evet. O makinemi onlara veriyorum. Onlar da bana yenisini veriyorlar. Çok güzel. Yani bu makinenin size ne gibi faydalar oldu hocam? Bundan biraz bahseder misiniz? Şimdi biz bu ilk ceviz ürünü almaya başladığımızda yani 5. yıldan sonra ürüne biniyor ceviz. Ama tabii ki 10 yılda tam randımana biniyor. O zaman bir baktık ki işçi getirdik geldik. Bundan tahminen 10 yıl öncesini düşünürseniz bu soyma makineleri de bu kadar yaygın değildi, yoktu. Biz işçiyle bunu soyalım dedik. Bir haftada zor soyduk o gün için 300 kilo cevizi. Yani elle soyulan ne olur ne olamaz dedik bir dışarıdan bir makine getirdik geldik. Sonra Resul Bey ile tanıştık. İşte yani işçi maliyetini en aza düşürüyor. Ben attığım zaman 50 kilo içine cevizi 2 dakikada 3 dakikada tam soyulmuş ve kurumaya sevk edilecek şekilde hazır hale geliyor. Bundan daha güzel bir şey var mı? Biraz önce söyledi Resul Bey. Yani bazen randımansızlıklar olabiliyordu. Nasıl? İşte biz hem dölleyiciyi hem ana Chandler ürünü ikisine beraber aynı şeyin içine attığımız zaman kırılma olayları daha da artıyordu. Evet. Şimdi makine tanıyor. O ürünü de biz sadece Chandler'ı içine attığımız zaman cevizde kırılma %2 bile değil sıfıra yakın bir şekilde kırılma olayları en aza iniyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Buradan Tekke Köy'den Köy Tüver Aracılığı çiftçimize, köylümüze ne söylemek istersiniz? Ben doğada yaşamayı çok seviyorum. Evet. Benim gibi 50 yaşından sonra böyle bir şey yapanları ama daha küçük konumda bunu üretmek, satmak ve ürünün bol çeşidi olması. Mesela bende hem kiraz var, hem ayva var, hem ceviz var. Evet. Bu kadar ürünle değil de sadece cevizle meşgul olurlarsa veya sadece ayvayla meşgul olurlarsa çok daha mutlu olurlar. Bir de bu olayda maddiyatı ikinci plan alacaklar. Evet. Yani ilk etapta ben buradan para kazanayım, hemen bu masrafları nasıl çıkaracağım diye düşünürse mutsuz olur. Ben şimdi en doyumsuz zamanımı yaşıyorum ve burada mutluyum. Hocam çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim bu fırsatı hem Resul Bey'e hem de bana verdiğiniz için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Resul Bey sizden de son sözlerinizi alalım. Kullanma ihtimali imkanını açtığı için biz de teşekkür ediyoruz. Müşterimiz kendisine hem sulamamızı, sulama ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Evet. Hem makine ihtiyaçlarını karşılıyoruz. O bizden bizden ondan memnunuz. Yani zaten makinemizi aldı buradaki makineyi de. Mehmet Bey'e verdik. Peki Resul Bey sizden de programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinden alarak programı kapatalım efendim. Bize bir böyle bir imkan sunduğunuz için biz de teşekkür ederiz. Hani biz çiftçinin faydalı olmak için elinden gelen, yani ticari amacı belki illa makine para kazanmak için yapıyoruz sonuçta ama başka imalatlar da yapabilirdik. Biz de çiftçinin ihtiyaçlarını görmekten keyif alıyoruz. Hani maddiyat konusu gerçekten bizde de ikinci plan. Makineye en iyi şekilde yapmak, en iyi şekilde hani her sene biraz da geliştirmek istiyoruz. Faydalı olabilecek şeyler için uğraşıyoruz, çalışıyoruz bakalım. Hani daha iyi ne yapabiliriz? Peki, çok teşekkürler. Pardon, yani konuşmanızı bitirmeden önce bir konuda deminden konuşuyordunuz. Silkme evet. Makinesiyle ilgili. Evet. Bizim diğer yerlerimiz düzgün ama şurası meyilli. Evet. Ben sizin huzurunuzda hem de yayındayken Resul Bey'e sormak istiyorum. Evet. Belki diğer çiftçilerimizin de benim arazim gibi yerleri vardır. Evet. Onlar için bu makine uygun mudur değil midir? Uygunsa ben silkme makinesi de almak istiyorum. Böyle eğimli olan arazilerde evet. Köke zarar verir mi vermez mi? Biz bu ağaçları silkebilir miyiz? Sizin makinenizle bu konuda aydınlatabilir misiniz bizi? Köke zarar verir konusunda hani bir endişe herkeste var. Hani köke zarar verir, köke zarar verir ama
biz gördük ki eğimli yerlerde. Eğimli, hani eğimli olmasa da herkeste endişe. Ha, evet. Herkeste var yani. Adam diyor ki benim ağacımın köküne zarar verir. Yani bu titreşimden, bunun aşırı köke yakın olmadığı için, hani biz üst boğazdan, ağacın yukarılarından dalını silkmek derdimiz sonuçta, kökünü evet. sallamak değil. Üstten bağladığımızda aşırı köküne zarar verecek bir endişesi neden yok? Kökün ta diplerine kadar şey yapmıyor yani. Hele hele cevizde bunu hiç endişe etmeye gerek yok. Zaten bir dip kökü var yani. Evet. Hani cevizin normal rayına oturduktan sonra ben cevizim kurudu diyen müşterim daha görmedim. Yani bir 10 yaşındaki benim cevizim kurudu diyen duymadık. Çünkü ayvada duyuyor diye ayva kurudu. Ama cevizim kurudu diyen sayısı çok düşük. Yani ceviz zaten güçlü bir ürün. Kendisi güçlü bir ürün ama kökünü sallamakla bizim çok aşırı titretmiyoruz ama bunun da bir endişe verecek bir şey yok. Kılcal köklerini zarar verecek bir şey vermiyor. Yani onu sarsıp da onları şey yapmıyor. Yani hani kesinlikle zarar vermiyor. Mehilli olan yerlerde de traktörün her çalıştığı yerde rahatça silkebilir. Çünkü bugün zeytincilerimiz var. Çoğunluk yamaçlara dikmişler. Zarar verecek onu zaten çoktan çoğu kurumuştu yani. Hani zeytinci en çok kullanıyor bunu. Evet. Hani cevizciden daha çok kullanıyor. Dikildiği alan dar. 5'e 5 dikebiliyor adam ceviz veya 6'ya 6 dikebiliyor. Ceviz 10'a 10'a kadar çıkıyor mesela. Hani onun için daha çok yıpranıyor o kullanıcılar. Zeytinciler daha çok yıpranıyor. Hani çok zor gerçekten zeytini silkelemek. Hele sopayla vuramazsın ceviz zeytine. Başka bir cihazla kullanıyor. Ağırlıklı bu makineden şikayet olarak şu ana kadar bir tane bile benim ağacım senin makinen yüzünden kurudu diyen karşılaşmadık. Hani şu anda da varsa öyle bir şey duyalım ama ben hiçbir böyle bir şikayet olarak kurudu, ağacımın köklerine zarar verdi gibi endişe duymadım. Çünkü biz sulama da yapıyoruz. Sulama yaptığımızda ağacın dibinden 50 santim dibinden 50-60 santim kazıyoruz. Kökleri parçalıyoruz. Ona rağmen ağaç kurumuyor. Yani bu ceviz hele çok inatçı bir ağaç yani. Sıkıntı yaşıyor yani sanmıyorum. Buradan şu rahatça çıkıyor. Kullanabilirim. Ben de yani rahatça burada kullanabilirim. Rahatça birisini hediye aldık, öbürküsünü de paramla alıyorum. Tamam. Ve ceviz silkme makinesini de burada bırakabilirsiniz. İnşallah. Çok iyi. Teşekkür ederim. Arabamıza yük olmayacak. Yani, ben de çok güzel. Memnunum. Herhalde boş bırakacağız bugün. Hep bütün makineleri bırakacağız burada. Peki Resul Bey, son sözlerini alarak programı kapatalım. Biz istersen. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bütün hani ceviz soyma makinesi ihtiyacı olan herkes tahmin ediyorum. Yani bir mahallede olduğu ceviz her evde neredeyse olmasa bile 2-3 evde var. Herkesin işini rahatça görebilir. Yani şunu rahatça koyalım, çapa makinesi satırız mesela biz ama her evde olması gerektiğini düşünmedik. Yani bunu da en azından her mahallede 3-4 tane olması gerektiğini düşünüyoruz artık. Hani herkesin işini görecek, kendi işini rahatça cevizini soyabilecek. Başka arkadaşlarınkini soyabilir mesela. Çünkü çok seri bir şekilde işini rahat görebiliriz. Mesela geçen seneki verdiğimiz makineye duyduk, bir tane müşterimiz bizi aradı. Dedi ki ben Mehmet Çayan'ın orada gittim cevizlerimi soydurdum dedi. Senin makinenmiş o dedi. Bana da bir tane makine gönderdi. Evet, yani çünkü başkasına da soymuş. Kendisi kullanması yetmez gibi başkasının işini görmüş yani. Gördüm, bunu evet, başka gördüm, bir gördüm. Müşterimiz bizden başka bir ürün alan birisinden öğreniyoruz. Yani. Evet, çok yani, ceviz soyma makinesi herkesin ihtiyacı diye düşünüyorum. Yani ceviz olan herkes bu makineden alacak inşallah. Çok teşekkür ederim Rusya Bey. Başarılar. Tebrik çok ediyorum sizleri de. Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz. Rica ederiz. Evet değerli Köy TV izleyenleri, Rema Makine'den Resul Bey'e ve tarla sahibim Sayın Hocamıza çok teşekkür ediyoruz, Mehmet Hocamıza. Bir Tarım Vitrini programında sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma adına çok teşekkür eder. Farklı bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Köy TV izleyin, köyde hayat var diyoruz efendim. İyi günler.